İslam'ın çağrısı 16 asırdır etkiliyor dünyayı. İnanç ve teslimiyet yeryüzünün dört bir köşesinde insanların hayatına yön veriyor. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Kimi doğuşta bu sese kulak veriyor, kimi de ömrünün dönüm noktasında. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Для каждого человека, чтобы стать мусульманином, надо сказать калиме шахада. Ашхаду алла. Ашхаду алла. Илляха. Илляха. Илляллах. Илляллах. Bir yaşam, bir dünya demektir. Kendine özgü, başkasına benzemeyen bir dünya. Ve o dünyanın içinde hayatın tıkandığı anlar vardır. Ben kelime-i şehadet getirdiğim zaman, insanı Müslüman kılan o cümleler beni derinden etkiledi. Ben yeniden doğdum. Hayatımın yeniden başladığını hissettim. Sanki hayatım yeniden başlamış kadar tazeydi. Aslında o an yeni bir başlangıç demektir. Farklı bir insan, farklı bir dünya. Adem'in hikayesi, işte böyle bir değişimin sıradan bir insana nasıl başka bir dünya sunduğunun kanıtıdır. Sadece doğuştan değil, sonradan İslam'ı seçenler de tüm dünyada yayılıyor. Rusya'da Müslüman nüfusun hızla arttığı ülkelerden biri. Asya içlerine uzanan geniş düzlüklerin ortasında Baş Kurdistan'ın Ufa şehri, Rusya'daki İslam nüfusunun en yoğun olduğu yerlerden biri. Bu doğru dindir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de İslam'ı okudum ve gördüm ki İslam dini iyiliğe, güzelliğe, sağlıklı hayat biçimine davet ediyor. İslam inancında en büyük savaş, İnsanın kendi nefsiyle yürüttüğüdür. Adem için bu savaşta yeni ve zorlu bir dönem başladı. Oysa Rusya topraklarındaki ataları iki asır önce Avrupa'nın kaderini değiştiren savaşın tam ortasındaydı. Başkurtlar Müslüman kimlikleriyle Rus devletinin tarihinde önemli bir yere sahiptiler. Başkurtlar Rus devletine bağlandıktan sonra hemen hemen tüm savaşlara katılmışlar ve kahramanca savaşmışlardır. Bismillah, Allahu Akbar! Ahaba! 19. yüzyıl Avrupa'sında Napolyon Fransası en önemli güçtü. 1812'de Napolyon istilasına karşı savaşan Rus birlikleri içinde yer alan Başkurt akıncıları savaşın seyrini değiştirdi. Geniş düzlüklerde ve karanlık ormanlarda kahramanca savaştılar. Bu savaş hem Avrupa'nın hem de Rusya'nın kaderini değiştirdi. Rus çarlığındaki farklı din ve milletler birlikte yaşama adına önemli bir adım atmış oldular. Hangi millete ya da dine mensup olurlarsa olsunlar,
yaşadıkları toprakların talan edilmesine direndiler. Müslümanlar, Rusya vatandaşları olarak kendi topraklarını, vatanlarını içtenlikle savunmuşlardır. Biz edilen yeminlerin onlar için çok önemli olduğunu biliyoruz. Müslümanlar bu ülkenin vatandaşı olarak savaştılar. Aynı zamanda İslam dinine mensup insanların büyük maddi yardımlarda bulundukları da bir gerçektir. Fransız istilasında Rusya'yı oluşturan halkların kutsal değerleri hedef alınmaya başlayınca Müslüman din alimleri ve Ortodoks papazları halkı cepheye çağıran ortak çağrılar yaptılar. Bu çağrı Başkurt Akıncıların Baltık'tan Moskova önlerine kadar verilen büyük direnişe katılmasında etkili oldu. Fransız istilası Asya içlerinden gelmiş Başkurt Türklerine eski savaşçı kimliklerini hatırlattı. En ön safta tarihin derinliklerinden gelen kahramanlıklarını yeniden sergilediler. O günlerde İslam düşünürleri ve görevliler öncelikle vatanın, toprağımızın şerefi ve barışı için hizmet etmeyi ön plana çıkarıyor ve bu yönde hizmet veriyorlardı. Kader birliğimiz ve hayatımızdaki ortak yönler gelecekteki ilişkilerimizde oldukça önemli rol oynadı. 1812 yılında yaşanan Fransız-Rus Savaşı'nı geçmişten iyi bir örnek olarak görebiliriz. Bu tarihi dönüşüm, Müslümanların doğudan batıya, kuzeyden güneye uzanan geniş topraklara yayılmasında belirleyici oldu. Uğrunda can verdikleri her yeri kendi vatanları bellediler. Ve bu tarihi gerçeklik bugün Rusya Müslümanlarının hayatını şekillendiren bir olgu. Tarih kimi zaman milletlerin ve dinlerin birliğine şahit olurken, kimi zaman da karanlık bir geçmişi işaret eder. Rusya tarihi bunun en baskın örnekleriyle doludur. 19. yüzyılda Fransız istilasına karşı yurtlarını savunan Rus halkları, 100 yıl sonra bu kez içeriden gelen baskıyla sarsıldı. ...80 yıl sürecek bu baskı dönemi tüm halkları ve inanç sahiplerini başka insanlar olmaya zorladı. Geçmişle bağlarını koparmaya, geleneklerini ve kültürlerini yerle bir etmeye odaklandı. Camiler yıkıldı, ibadet yasaklandı ama rejim yenildi. Bugün hala o dönemin izleri silinmeye çalışılıyor. Köyde yaşamışlar. Çocuk zamanlarında, okula gider zamanlarında Ramazan olsa onlara su içirtmişler kaşık bile. Su içse deriz ki içer, içmese dön. Oruç imiş. Sahar zamanında da pencerelerde minderlerini koyuyorlar dışlar görmesin diye. O şartlarda da namazlarını da yapmışlar, oruçlarını da tutmuşlar. Asya içlerindeki bu köyde Müslümanlar yıllarca pek çok cefa çektiler.
Bu sıkıntıların temeli, inançları ve bu inancı yaşamak istemeleriydi. Komünizm, dinle girdiği amansız savaşta halkı ağır baskı altına aldı. Fırtınalı soğuk kış günlerinde, -30-40 derecelik kış soğuğunda yola çıkardık. Ayaz bizi korkutmazdı çünkü alışmıştık. Allah'a secde etmek için camiye giderdik ve namazımızı kılardık. Son 25 yılda Rusya'daki inançlı kesimler için çok şey değişti. Bu değişimin etkileri son yıllarda şehir merkezlerine en uzak yerlerde bile hissediliyor. Atlıköy Camii'nin açılışı günler, aylar, hatta yıllarca beklenen bir müjde, bir bayram gibi. Cami inşaatı bittikten sonra anahtarını bana verdiler. İlk kez içeri girdiğimde caminin yardımıyla çıkabileceğim büyük bir dağın zirvesini hissettim. Bu zirveye çıkmalıydım ve herkesin benimle birlikte o zirveye çıkması gerektiğini hissettim. Allah bana ve köyümüze yardımcı olsun ki o zirveye hep beraber çıkalım. Komünizm dönemi Rusya Müslümanları için büyük bir kopuşu simgeler. Dini bilgiler, gelenekler ve kültürün gelecek nesillere aktarılmasında ciddi sıkıntıların yaşandığı karanlık bir dönemin adıdır. İşte bu yüzden o dönemde İslami eğitim alamamış farklı yaşlardan insanlar şimdi bu eksikliği giderme yoluna gitmiş. Bugün Moskova'da ileri yaşta insanların da katıldığı eğitimlerle İslam'ın en doğru şekilde öğretilmesi amaçlanıyor. Komünizm döneminde inancını hiçbir şartta yaşayamamış, gelecek nesillere aktaramamış insanlar bugün gitgide yayılan bu tür merkezlerde dini eğitimini tamamlıyor. Rusya'da İslam eğitiminin çok yeni olduğunu söyleyebiliriz. Bu sadece 20 yıldır var olan bir durum. Bu boşluğu biz var gücümüzle doldurmaya çalışıyoruz. Çünkü çoğu insan kendi dinini bilmiyor. İslam nedir bilmiyor. İkincisi ise terbiye. İslam terbiyesi. İnsanlar birbiriyle görüşerek, konuşarak bilgi alışverişi yapıyor ve kendilerini daha iyi hissediyor. Moskova İslam Koleji'nde yaz aylarında eğitim devam ediyor. Açılan Kur'an kursunda dini bilgiler veriliyor. Komünizm dönemindeki ağır şartlar nedeniyle halen ileri yaş gruplarında eğitim en basit konularda yürütülüyor. Bu nedenle Kur'an okuma eğitiminin yanı sıra namaz surelerinin öğretilmesi de
eğitim açısından büyük önem taşıyor. Geçmişin zorlu dönemlerinde hiçbir şart altında verilemeyen eğitim, genci ve yaşlısıyla sürüyor. Üstelik Rusya gibi farklı etnik ve dini grupların yaşadığı zor bir coğrafyada bunu başarabilmesi üstün bir gayret gerektiriyor. İslam ülkelerindeki eğitim kuruluşlarından oldukça geride olduğumuzu söyleyebilirim. O dönemlerde yaşadığımız ve imkanlarımız dahilinde yaşatmaya çalıştığımız durumlara bakıldığında, bizlerin daha çok çalışarak ve gayret ederek Müslüman okullarını geliştirmemiz gerekiyor. Hep birlikte bunun için çalışmalıyız. Мусульманскую российскую школу. İslam'ın Rusya topraklarındaki inişli çıkışlı hikayesi pek çok evreden geçti. Rus İmparatorluğu'nun oluşmasında yayılmacılık esastı. Geniş topraklarda kendini güvende hissetmek isteyen Çarlık, Asya içlerine yayılmalıydı. Fakat bu yayılmada önlerinde Müslüman Türk grupların bulunması bir engeldi. Rus Çarlığı'nın topraklarını genişletmek istediği dönemde milliyetten ziyade din belirleyici unsur oldu. Zaman içerisinde kalabalık Rus grupları İdil ve Volga boylarına yayıldı. Bu yayılmada Slav birliğinden çok Ortodoksluk ön plana çıkartıldı. Bu durum Müslüman Tatar ve Türk gruplar tarafından pek hoş karşılanmadı. Böylece 18. yüzyıl sonlarına doğru Rus devleti, iç ve dış siyasetindeki bazı sıkıntılardan dolayı Müslümanlara karşı olan tavrının değişmesi gerektiğini bir kez daha anlamıştır. Ve Müslümanların sabrını taşıracak derecede uyguladıkları bu Hristiyanlaştırma politikasını değiştirmeye yönelik kararlar almışlardır. İslam, yüzyıllar önce bu topraklara gelmiş ve kökleşmişti. Müslümanları Çarlık yönetimi altında tutmak kolay bir durum değildi. Bunda yüzyıllar boyu İslam geleneklerinin yayılmasında etkili olmuş aksakallılar denen alimlerin rolü yadsınamazdı. Komünist ihtilalinden önce Rusya'da 400'den artık İslam mecellesi alimler vardı. Yazarlar, şairler. Bunlar bütünüsü iman muhafazasına hizmet ettiler. Dinli millet, medeniyetli millet. Kimseye düşman olmayan millet. İzgilikte, takvalıkta örnek olan millet. O geleneği bugün dirayetle sürdürenlerin başında Rusya Federasyonu Dini İdare Başkanı Talgat Taceddin geliyor. Komünizm döneminde aldığı görevi 35 yıldır yürütüyor. Rusya'daki İslam geleneğinin devamlılığını simgeleyen Sakal-ı Şerif makamında duruyor.
Zamanında Osmanlı Sultanı tarafından verilen bu kıymetli hediye yanı başında. Makamı, İslam'ın sadeliğiyle geçmişin kudretini aynı düzlemde birleştiriyor. Bu sıra dışı makam odası, İslam alimlerinin geçmişten geleceğe bıraktığı tarihsel mirası simgeleyen sembollerle dolu. O zaman da söylediler, Talat Hazret, büyük vazife Allah sizce nasip etmiş, sakın siyasete karışma. Kur'an-ı Kerim'de ne değilse, Muhammed ne değilse, onu ona söyle millete. Dedim, vallahi bizge medresede de onu öğrettiler. Kur'an bilen Peygamber Aleyhisselam'ın sünneti bizge yeter. O zamandan beri bunu millete yetiştiririz. İslam'ın dünyevi hayatla ilgili belki de en belirgin öğretisi düzen. İnsanın toplumda, aile hayatında ve kendi iç dünyasında oluşan bir ahenk. Ruhun bir tür yeniden inşa süreci. Aslında Adem'in öyküsü de böyle bir inşa süreciyle birlikte başladı. Bu caminin ahşap işlerini arkadaşımla birlikte yaptık. Burada çalışırken ben Müslümanların hayat tarzını, temizliğini, adaletini gördüm ve etkilendim. İslam'daki disiplini ve 5 vakit namazı gördüm. Пятикратный строгий намаз. Tıpkı Hazreti İsa gibi o da bir marangozdu. Ahşabı işleyen ve yapıya dönüştürüp yeni mekanlar sunan sıradan bir marangoz. Zaten her şey tezgahının başında Dim Camii'nin inşaatına başladığı gün değişti. Alın terinin ve emeğin farklı bir değeri olduğunu burada öğrendi. Ben ilk kez ahşap üstüne Fatiha suresini işlerken çok heyecanlandım. Çünkü Kur'an'ın en önemli surelerinden biriydi ve benim yaptığım eser bir Müslümanın evinde ve onlar için önemli bir yerde heyecanla okuyacakları bir eser olacak. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Adem'in marangoz tezgahında başlayıp ahşap işlerini yaptığı camide şehadet getirmesiyle değişen hayat hikayesi işte böyle. Belki de en özel olan bir Hristiyan olarak inşasında yer aldığı caminin içinde Müslüman olması. Çok isterdim ki bu güzel anları çocukluğumdan beri yaşıyor olsaydım. Allah. La ilahe.
Müslüman olmanın ayrıcalığı Rusya topraklarında ağırlığını hissettiriyor. İslami toplum düzeni sadece Müslümanların hayatlarını değil, bir arada yaşadıkları diğer dinlerden komşularını da derinden etkiliyor. Rusya Müslümanları yıllarca ihmal edilen inanç temelli altyapıyı tamamlamak üzere. İbadethanelerin sayısı artıyor, İslami eğitim veren her seviyede kurumlar çoğalıyor. Bir zamanlar dedelerinin ya da annelerinin gizlice korumaya çalıştığı değerler bugün tüm Rusya'yı etkiliyor. İslam означает жизнь и любовь, смирение перед Всевышним и Его творением. Мусульман тот, который придерживается этого. Я понимаю ислам как свободу, дарованную Всевышним. И мусульманин – это человек свободный, но свою свободу он получил как дар Всевышнего. Ислам – это религия мира, мусульманин – это идеальный, добрый, порядочный, хороший человек. Ислам – это единобожие, а мусульманин – красивый человек, который призывает к добру окружающих.